Merhaba. Bugün size değişik bir kesme şeker örneği göstereceğim. Yani klasik kesme şekerin aksine burada beş düz ve lastik olarak devam ediyor. Ki bunun güzelliği isterseniz arka tarafında kullanabiliyorsunuz. Yapılışını da göstereyim. Çok basit bir yapılışı var bunun. Her zamanki gibi bir kenar ilmeğimiz vardır. Beş tane düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş düzümüzü ördük. Şimdi bir ters örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani bu araya lastik atmış oluyoruz. Şimdi tekrar beş düz. Beş. Ve tekrar lastik şeklinde ters, düz, ters, düz, ters. Bunu sıra sonuna kadar takip ediyoruz ve bunu iki sıra şeklinde yapıyoruz. Arkaları geldiği gibi örüyoruz. Yani ilmek neyi gösteriyorsa o. Ondan sonra tekrar bir sıra aynı bu şekilde öreceğiz. Dediğim gibi arka sırayı size tekrar göstermek istedim. İlmekler geldiği gibi örülecek. Bakın burada mesela düz gelmiş, düz örüyorum. Ters gelmiş, ters örüyorum. Bakın düz gelmiş, düz. Düz. Bu önde 5 tane düz ördüğümüz mesela burada tersten göründüğü için 5 tane ters. Bu arka sırayı da bu şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi dediğim gibi bir sıramızı ördük. 5 düz, ters, düz, ters, düz, ters şeklinde sırayı takip ettik. Arkayı geldiği gibi ördük. Şimdi tekrar aynı sırayı takip ediyoruz. Yani demin ördüğümüz gibi aynı şekilde. Yine 5 tane düzle başlıyoruz. 3, 4, 5. Tekrar ters, düz, ters, düz, ters. Tekrar 5 düzde bu sırayı da böyle takip ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ikişer sıra. Düz, lastik. Ben lastik diyorum. Zaten örgü bilenler bunu bilir. Şimdi bunun tam tersini yapacağız. Yani burada 5 düzde başladığımız için kenar ilmeğimizi alalım. Tam tersi başlıyoruz. Yani bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi 5 tane düz. Yani yerlerini değiştirmiş oluyoruz kesme şekerimizin. Bunu da sıra sonuna kadar takip ediyoruz. Arka sıraya yine örgülerin geldiği gibi örüyoruz. Böylece arka sırada 5 ters ve lastikten oluşuyor. Çünkü aynen ön sıramız gibi ön sıramızda 5 düz bir lastikten oluşuyor. Bunu da 2 sıra örüp bitiriyoruz. Evet, dediğim gibi basit kesme şeker örneğimizi bu şekilde gösteriyorum. Bunu aynı zamanda eğer yine de bir sorunuz olursa arzusepeti.blogspot.com'dan takip edebilirsiniz. Çünkü oraya ben her örgümün videosunu koyduğum gibi açıklamalı şemasını da iletiyorum. Ki herhangi bir problemde orada dönüp de bakabilirler. Hayırlı örgüler dilerim.